Türkiye'nin yakın tarihinin gözden kaçırılmış veya belki de unutulmuş ilginç ve önemli olaylarını ele aldığımız eski defterler gelecek ekranlarınıza. Covid-19 süreci dünya ile beraber Türkiye'nin de salgın hafızasını tazeledi. Peki size kayıtlı 54 kişinin öldüğü, dondurma satışının yasaklandığı, nüfus sayım memurlarının bile ihbarcı olduğu bir olayı anlatalım mı? Sağmalcılar kolera salgını. Tarih 13 Ekim 1970, yerse adını İstanbul'un süt ihtiyacını sağdığı ineklerin sütüyle karşılayan insanlardan alan sağmalcılardı. Kimi kusma, kimi ishal, kimi ateş, kimi bayılma şikayetiyle onlarca insan hastanelere getirildi. Gelenlerin ortak noktasının sağmalcılarda yaşamak olması olağanüstü durum bildirmek için yeterliydi. Resmin büyüğü çok sonra görülecek, bunun 1961'de Endonezya'dan başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan 7. pandeminin parçası olduğu sonradan anlaşılacaktı. Doktor kadrosunun salgınla mücadelede tecrübe ortalaması düşüktü. Eldeki aşıların tarihinin geçtiği, serumların yetersiz kaldığı, ekipmanların eskidiği o gece bir dağ gibi dikilmişti önlerine. Peş peşe ölümler durumun ciddiyetini gösterdi. Salgın sağmalcıların ardından Eyüp, Silahtarağı, Küçükköy, Esenler, Zeytinburnu gibi yerlere de yayıldı. Panik arttı. Hastanelerde tüm izinler kaldırıldı. Bebek, genç, ihtiyar. Bulaşmada hiçbir ayrım gözetmeyen hastalığın ne olduğu bir süre belirlenemedi. Gazeteler yazmıştı ama korkuyla bekleyen halk bunun kolera olduğunu Sağlık Bakanı'nın ağzından bir hafta sonra duyabilecekti. Hastanelerde odalar doldu. Bazı hastalar koridorlarda yatırıldı. Nüfusu 3 milyonu aşan İstanbul'u ölüm korkusu sardı. Hastalığa yakalananların sayısı 1500'ü geçti. Ama asıl korkuysa o tarihten 60 yıl önce yaşananların tekrar yaşanması ihtimaliydi. İstanbul'da 1912'de de kolera salgını olmuş, Balkan Savaşları sebebiyle aşırı göç alan şehirde 15 bin kişi koleradan ölmüştü. Belki de bu korkunun şiddetindendi. Kağıthane'deki bir sağlık merkezinin yetkilisi, ölmek istemiyorum deyip merkezi kapattı, evine gitti. Vali Vefa Poyraz o memuru görevden uzaklaştırdı. İSKİ'nin kurulmasına daha 11 yıl vardı. Çoğu mahalle suyunu kuyudan veya ortak çeşmelerden temin ediyordu. Osmanlı hatta Bizans zamanından kalan su yolları kanalizasyona dönüşmüş, çoğu da açıktan akıyordu. İstanbul'da altyapı yoktu. Sağmalcılara su verilen Güngören'deki iki kuyuyla belediyenin ve Davutpaşa kışlasının foseptik kuyusunun kesiştiği, Habibler Çöplüğü ve Domuz Çiftliği giderinin Esenler Deresi'ne bağlandığı, Muratpaşa Mahallesi ve Sağmalcılar Cezaevi'nin lağımının Cicoz Deresi'ne aktığı anlaşıldı. Halkalı sularında da kolera mikrobu tespit edildi. 17 Ekim'de 27 kişi ölünce radikal kararlar alındı. Genel aşı kampanyası başlatıldı. Su kaynakları klorlandı. Açık su, buz, dondurma satışı yasaklandı. Bazı su kuyuları yıktırıldı. Sokaklar kireçlendi. Hastalıktan ölenler ve mezarları da kireçlenecekti. Salgın olan evler sarı kağıtlarla işaretlendi. O evlerde yaşayanlar bir süre işe veya okula gidemeyecekti. İstanbul'da bazı su kuyuları yıktırılıp bazıları da ilaçlanınca bu kez de susuzluk problemi baş gösterdi. Bakırköy'de daha sonra devlet hastanesine dönüşecek Tropikal Hastalıklar Hastanesi açıldı. Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi ile sağmalcılar cezaevinde kullanılmayan yataklar buraya taşındı. Kolera Anadolu yakasında da Kurbağalı Dere'nin geçtiği Fikirtepe, Kızıl Toprak gibi yerlerde görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nden 5 milyon doz aşı istendi. Kolera bulaşmaz ama yenilir içilir diyen Sağlık Bakanı Vedat Ali Özkan, sağmalcılar karantinaya alınsın diyenlere 200 bin nüfuslu yer çocuk oyuncağı mı bu cevabını verdi. Karantina söylentisiyle memleketine gidenler kolerayı daha da yaydı. Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Tunceli'de de ölenler oldu. Ölenlerin çoğu 1 yaşın altındaki bebeklerdi. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi İstanbul'a geldi. 16 milyon doz aşının imha edildiği, koleranın Türkiye'de yaklaşık 3 ay önce başladığı ama doktorların İspanyol nezlesi ya da Balkan gribi teşhisi koyduğu da o sırada öğrenildi. 19 Ekim 1970'te, yani salgının 6. gününde 5 Türk öğrenci Dulus Havalimanı'na indi. Onlar kolera şüphesiyle geri yollanınca ABD'ye olan tüm uçuşlar da
iptal edildi. Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarını kapattı. Irak ve Suriye Türklere aşı zorunluluğu getirdi. İran ve Fransa'ya gidenler karantinaya alındı. Avrupa trenleri iptal edildi. Yabancı gemiler rotalarından İstanbul'u çıkarttı. Salgın sürerken 25 Ekim 1970 günü tüm Türkiye'de genel nüfus sayımı vardı. Evlere giren sayım memurları onlarca kişiyi kolera şüphesiyle polise ihbar etti. 17 kişinin gerçekten de koleralı olduğu ortaya çıktı. Bu kez de sayım görevlilerinin salgına yakalanmasıyla kolera Beyoğlu ve Mecidiyeköy'e de ulaştı. Başbakan Süleyman Demirel ve ana muhalefet lideri Bülent Ecevit farklı günlerde bölgeyi ziyaret etti. Ekim ayı sonunda hastalığın yayılma hızı yavaşladı, Kasım ayının ortasında da gündemden düştü. Hastalığa yakalanan sayısı 2000'e yaklaştı, 54 kişi hayatını kaybetti. Tabii bunlar kayıtlı olanlardı. Henüz nüfus kayıtları olmayan bebeklerin, mezarlarının kireçleneceğini kabullenemeyen yakınlarının gizli defnettiği cenazelerin kayda geçmediği iddiaları dilden dile gezdi. O zamana kadar Eyüp'e bağlı bir belediye olan Sağmalcıların ismi, kolerayla hatırlanıyor gerekçesiyle 1978'de Bayrampaşa olarak değiştirildi. Türkiye genelinde yaklaşık 4 milyon kişiye aşı uygulandı. Birçok altyapı projesi o günlerde başladı. Yine hayati derecedeki adımlar maalesef kötü bir olay yaşandıktan sonra atılabilmişti.